Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik Öğreniyorum serimize elektronik komponentleri tanıyarak devam ediyoruz. Bundan önceki videolarımızda temel seviyede dirençler, diyotlar ve kondansatörleri öğrendik. Bugünkü videomuzda transistörleri öğreneceğiz. Transistörler elektronikte kullanılmaya başlandıktan sonra günümüz elektroniğin de bu noktaya gelmesini sağlayan en büyük yapıtaşlarından birisidir. Elektroniğe güçlü bir ivme kazandırmıştır. Transistörler bulunduktan sonra elektronik yeni bir çağa girdi diyebiliriz. Elektronik komponentler içerisinde transistörler, direnç, diyot ve kondansatörlerden sonra icat edilmiştir. Ve icat edildikten sonra da vazgeçilmezler arasına girmiştir. Transistörler bu kadar önemli olduğu için temel seviyede de olsa tek videoda anlatıp geçmeyeceğim. Transistörleri iki videoda anlatacağım. Birinci videoda BJT tip transistörler, diğer videomda ise MOSFET transistörleri inceleyeceğiz. Hazırsanız şimdi bugünkü videomuza geçelim. BJT tip transistörleri öğrenmiş olalım. Transistör düşük elektrik akımlarıyla büyük elektrik akımlarını kontrol edebildiğimiz devre elemanıdır. Transistörlerin 3 tane bacağı bulunur. Transistörlerin çalışma mantığını bir musluğa benzetebiliriz. Musluğun giriş tarafında yüksek basınçta bir su vardır. Bu suyun musluğun ağzından çıkabilmesi için bizim vanayı çevirmemiz gerekir. Biz vanayı açtığımız kadar musluğun ucundan o kadar su akar. Transistörlerde elektronikte bu mantıkla çalışır. Transistörlerde 3 tane bacak bulunur dedik. Kolektör, base ve emitter. Muslukta olduğu gibi vana görev gören base bacağı var. Gücün bekletildiği kolektör tarafı ve elektriğin aktarıldığı emitter tarafı. Transistörlerin yapıları silisyum ve germanyum yarı iletkenlerinden oluşur. Üzerlerinden geçecek olan voltajı ve akımı sınırlandırırlar. Bunun ne kadar olacağını yine çok düşük elektrik akımlarıyla belirlerler. Transistörler girişlerine uygulanan sinyalleri akım ve gerilim kazancı sağlayarak yükseltirler. Transistörler uygulanan sinyale göre elektriğin akımını belirlerken aynı zamanda açma kapama görevi olarak da devrelerimizi kullanabiliriz. Transistörler anahtarlama yapmak için de kullanılırlar. Bugünkü videomuzda BJT tip transistörleri inceleyeceğiz. BJT tip transistörlerin kılıf yapıları şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. Devrede kullanım ve sembolleri yine ekranda gördüğünüz şekilde ifade edilir. Transistörlerin 3 tane bacağı bulunur dedik. Kolektör, base ve emitter olarak adlandırılır. Peki kolektör, base ve emitter ne anlama geliyor? Kolektör, yükün bağlı olduğu bacağı temsil eder. Base ise tetikleme yapacağımız, açma kapama yapacağımız bacağı temsil eder. Emitter ise elektriğin bağlanacağı ucu temsil eder. BJT tip transistörlerde base'den gelen akıma göre üzerinden geçecek olan akım belirlenir. Base'e uygulanan küçük sinyaller daha yüksek sinyalleri kolektörden emitere doğru akıtmasını sağlar. Ya da transistörün tipine göre emiterden kolektöre doğru bir akış sağlanır. Şimdi burada biraz kafamız karışmış olabilir. Kolektörden emitere, emiterden kolektöre akım dedik. Bizim her zaman için yükü bağlayacağımız bacağımız kolektör bacağıdır. Emiter bacağı ise gücün ne tarafa bağlanacağını temsil eder. BJT tip transistörler iki çeşittir. PNP ve NPN. Devrede gösterim şekilleri şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. Ortasına ok işareti giren bacak emiteri temsil eder. Eğer ki ortasından ok işareti çıkan bacak yine emiteri temsil eder. Yani sembol üzerindeki ok işaretinin içine ya da dışına olması bu transistörün PNP mi NPN mi olduğunu gösterir. Ok işareti içeriye ise PNP transistördür. Ok işareti içeriden dışarıya ise NPN transistördür. Bu transistörlerin devreye bağlantı şekilleri de farklıdır. PNP transistörleri ve NPN transistörleri devrelere farklı bağlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz devre şeması PNP bir transistörün bağlantısını ifade eder. Burada gördüğünüz gibi emitter bacağı doğrudan artıya bağlanmış durumda. Kolektör bacağına yük bağlandı ve eksiye bağlandı. Base bacağımızın iletime geçebilmesi için eksiye bağlamamız gerekir. Lakin burada base bacağının üzerinden aşırı akım geçmemesi için araya bir tane devre giriyoruz. Base bacağını eksiye bağladığımız zaman transistörümüz iletime geçecektir ve ledimiz yanacak. Eğer ki base bacağımızı artıya bağlayacak olursak transistörümüz iletime geçmeyecektir. Transistörümüzün üzerinden voltaj akım akmayacaktır. Görmüş olduğunuz şemada transistörümüz anahtar switch gibi çalışmaktadır. Açma kapama yapmaktadır. Base bacağını eksiye bağladığımız andan itibaren üzerinden anahtarlama yaparak elektriğin geçmesini sağlar. Doğrudan akıtabileceği kadar, daha doğrusu ledimizin ihtiyacı olduğu kadar akımı ledimizin üzerinden akıtabiliriz. Ledimiz ışık verecektir. NPN transistörlerin gösterim şekli şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. Ok işareti içinden dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla bu transistör NPN'i temsil etmektedir. NPN transistörler pozitif, yani base bacağına akım verilerek tetiklenirler. Akım verebilmemiz için artı yönde bir bağlantı yapmamız gerekir. Artı yönde bağlantı yaptığımız zaman fark ettiyseniz buradaki ledimiz kolektör bacağına bağlanmış durumda. PNP ve NPN transistörlerin bağlantı şekilleri ekranda gördüğünüz gibi farklıdır.
Burada yükün nereye nasıl bağlanacağı farklı şekilde gösterilmiştir. PNP transistörlerde yük kolektöre bağlandıktan sonra eksiye giderken NPN transistörlerde ise yükün bir bacağı artıdadır, diğer bacağı kolektördedir. NPN transistörlerde emitter bacağı doğrudan eksiye bağlanmıştır. Tetikleme yapabilmesi için ise base bacağını artıya bağlarız. NPN transistörlerde base bacağını artıya bağladığımız zaman transistörümüz iletime geçer ve yükümüz çalışır. LED'imiz ışık vermeye başlar. Eğer ki biz NPN transistörün base bacağını eksiye bağlarsak iletimi keser. Üzerinden akım geçirmez. İki transistörün arasındaki fark ise base bacağının tetiklemeye nasıl geçeceği ve yükün üzerine nasıl bağlandığı. Şu anda ekranda ikisinin de bağlantı şeklini görüyoruz. VJT tip transistörlerin emitter, base ve kolektörlerinin mutlaka bilinmesi gerekir. Rastgele bir bağlantı yapamayız. Datasheetinden base, kolektör ve emitteri belli olan transistörleri devreye uygun şekilde bağlamak zorundayız. Base bacağı her zaman tetik bacağıdır. Kolektör bacağı yük bacağıdır. Emitter bacağı ise devremizde artı tarafımı, eksi tarafın bağlanacağını belirlendiği bacaktır. Bunu da belirlerken PNP'nin NPN mi olduğunun önemi var. Emitter bacağı eğer ki artıya bağlanıyorsa PNP bir transistördür. Eğer ki eksiye bağlanıyorsa NPN bir transistördür. Dolayısıyla yük de ona göre devrede yukarıda ya da aşağıda olacak. Yani artı tarafta ya da eksi tarafta olacak. VJT transistörlerde base'in üzerinden ne kadar akım geçeceği önemlidir. Çok fazla akım geçirmememiz gerekir. Düşük miktarda akımlarla bu transistörleri sürebiliyoruz. Çok fazla aşırı akım geçtiği zaman transistör yanıp zarar görecek. Dolayısıyla transistörlerin üzerinden geçirebileceğimiz belirli bir akım miktarı var ve çalışma gerilimi var. Bunu yine transistörlerin datasheetine bakarak hangi voltajda ve kaç ampere kadar kullanabileceğimizi mutlaka kontrol etmemiz gerekir. VJT transistörler base bacağından akım verilerek tetiklenirler. Ve üzerinden geçecek olan akımı yine base'e verdiğimiz akıma göre belirlerler. Base bacağından geçireceğimiz akıma göre kolektörden emitere doğru akım gerçekleşir. Base bacağından geçecek akımı arttırdıkça kolektörden emitere doğru geçecek akımın miktarını da arttırabiliriz. Görmüş olduğunuz örneklerde de bir LDR ile şu anda kolektörden ne kadar akım geçeceğini belirleyebiliyoruz. Ortamın durumuna göre geçecek olan akımı belli bir miktarda kısık ya da aydınlık olarak kullanabiliriz. Dimmer olarak kullanacak olursak base bacağına bir tane potansiyometre bağlıyoruz. Potansiyometrenin üzerinden geçecek akıma göre LED'in parlaklığını kısıp açabiliriz. Eğer transistör olmamış olsaydı bir ampulün parlaklığını istediğimiz gibi ayarlayabiliyor olmayacak. Çünkü ampulün üzerinden geçecek olan akım miktarı LDR'nin üzerinden çekeceğimiz akım miktarından çok fazla olacağı için LDR'miz bunu kontrol edemeyecek. Lakin devreye bir tane transistör bağladığımız zaman LDR'nin üzerinden geçecek olan akım miktarını daha düşük tutarak esas gücü transistörün üzerine bindiriyoruz. LDR transistörün base bacağına düşük miktarda akımlar geçirerek daha yüksek miktardaki akımı kendi üzerinden akıtabilmektedir. Burada LDR'nin bağlantı şekline göre anahtarlama yaptırabiliriz ya da LDR'nin üzerine düşen ışığa göre ampulün parlaklığını kısılıp açılmasını sağlayabiliriz. VJT tip transistörlerle ilgili temel bilgileri öğrendiğimize göre şimdi birazcık daha pekişmesi için breadboard üzerinde birkaç örnek yapalım. Şimdi transistörlerin kullanım mantığını bir de breadboard üzerinde uygulayarak kavramaya çalışalım. Öncelikle bir tane buton devresi kurmak istiyorum. Güç kaynağımı 3 volta kadar indiriyorum. Breadboard'umun eksi ve artı hattına girişimi yaptım. Butonumu devreme bağladım. Bir tane LED alıyorum. LED'imin eksisini eksi hattına ve diğer bacağını da breadboard'umla 20. yüzeye giriyorum. LED'in zarar görmemesi için 330 ohmluk bir direnç bağlayacağım şimdi. Bir tane jumper kabloyla da butonumun diğer bacağına giriş yapacağım artı hattına. Devrenin kurulum aşamasını şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Bu şekilde kurmuş oldum. Butona bastığım zaman LED yanıyor. Şimdi burada butonun yaptığı işi transistör yaptıracağız. Butonu devreden çıkartacağım. PNP bağlantıyı yapalım. Bu transistörün çalışma mantığını kavrayalım. Şimdi güç kaynağımı kapatıyorum. Butonu devreden çıkartıyorum. PNP transistörü kullanacağız. BC556'yı. Bağlantı şekli şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Devre şeması şu anda ekranda gördüğünüz gibi olması gerekiyor. Base, kolektör ve emitterini datasheet'ine bakarak biliyorum. Bu transistörün yönü bana doğru dönük olduğu zaman en soldaki bacağı kolektör, orta bacağı base ve en sağdaki bacağı da emitter olduğunu datasheet'inden görüyorum. Transistörlerin bacak yapılarını datasheet'lerine bakarak mutlaka teyit etmeniz gerekir. Base, kolektör ve emitter bacaklarının ne olduğunu bilmemiz gerekir. Bilmezsek doğru bağlantı yapamayız.
ekranda görmüş olduğunuz devre şemasından uygun olarak bağlantısını yapıyor. Evet, direkt gördüğümüzün üzerine devre şemasında gördüğünüz gibi bağlantı yaptık. Burada iki tane direnç kullandık. İki tane direnç kullanmamızdaki sebeplerden bir tanesi ledin zarar görmemesi için, bir tanesini ledin bacağına bağladık. Diğer direncimizi 100 ohmluk bir direnç kullandık. Çünkü transistörlerin base bacakları, tetikleme bacakları çok az bir akımla, çok az bir voltajla tetiklenebilirler. Transistöre zarar vermemek için base bacağına her zaman bir tane direnç bağlamak yerinde olacaktır. Bu kullanmış olduğunuz voltaja göre direnç değerinin ohmaj değeri artabilir. Şu anda ben 3 voltta çalışacağım için 100 ohmluk bir direnç benim işimi görecektir. Şu anda baktığımız zaman transistörün bacağını eksiye çektiğim zaman ledim yanmaya başlıyor. Transistörün üzerinden akım geçmeye başlıyor. Artı voltajı verdiğim zaman ise herhangi bir değişiklik yok. Çünkü bu PNP bir transistördü. PNP transistörlerin bacakları negatif gerilim uygulandığı zaman iletime geçerler. Pozitif verdiğim zaman herhangi bir iletişim olmaz. Boşa aldığım zaman ise yine herhangi bir yanma görmüyorum. Yani base bacağına herhangi bir voltaj göndermediğimiz zaman da, boşta bıraktığımız zaman da yine iletime geçmiyor. Ta ki biz base bacağını eksiye bağlayana kadar, base bacağını eksiye bağladığımız zaman iletime geçiyorlar. Gördüğünüz gibi şu anda ledimizin üzerine, transistörün üzerine akım geçirmeyi başardık. Bu sayede transistörü anahtarlama görevi görecek şekilde devreye bağlamış olduk. Bu devremizde transistör anahtarlama görevi görmüş olduk. Evet, şimdi ise güç kaynağımı kapatıyorum. Bağlantılarımı söküyorum. Biraz önce yapmış olduğumuz devremiz PNP transistörle yapılmış bir devreydi. Bağlantı şeklinde şemada gördünüz. Burada yükümüzü kolektöre bağladık ve eksi hattına giriş yaptık. Şimdi ise NPN bir transistörün nasıl kullanılabileceğini bakalım. Bunun için elime BC547 tipli bir transistör alıyorum ve datasheet'inden bacak bağlantılarına bakıyorum. Bu transistörümüzün yazıları bize doğru dönük olduğu zaman NPN, kolektör, base ve emitter olarak görüyoruz. En soldaki bacağı kolektör, onun yanındaki bacağı base ve diğer bacağı emitter. Biraz önceki transistörümüz de aynı sıralamaya sahip. Bu sıralamalar değişebilir arkadaşlar. Bunlara mutlaka datasheet'ten bakmak gerekiyor. Kullanmış olduğunuz transistörün bacak sıralamasına bakmamız gerekiyor. Şimdi NPN transistörün bağlantı şekline göre ekranda görmüş olduğunuz şemayı kuruyorum. Evet, devremi kurdum. PNP ve NPN transistörlere yük bağlantı şekilleri gördüğünüz gibi farklılık gösteriyor. NPN'de yük kolektöre artı voltaj üzerinden bağlanırken PNP'de eksi voltaj üzerinden bağlanıyordu. Base bacağına yine 100 ohmluk bir koruma direnci bağladım. Şimdi biraz önce eksi hatta bağladığımız zaman ledimiz yanıyordu. Bunu da eksi hatta bağladım, ledimiz yanmadı. Eksi hattan çıkartıp artı hatta taktığım zaman ledim yanmaya başladı. PNP ve NPN transistörlerin farkı base bacağının nasıl sürüleceği ile ilgilidir. Artı voltaj ile mi, eksi voltaj ile mi sürüleceğini belirler. Ve aynı zamanda yükün artının üzerinden mi yoksa eksinin üzerinden mi bağlanacağını yine bu transistörlerin yapıları belirler. Görmüş olduğunuz gibi transistörler düşük akımlarla yüksek voltajları sürmek için kullanılan anahtarlama yapan devre elemanlardır. Tabii ki sadece bu iş için kullanılmaz arkadaşlar. Transistörleri biz düşük akımlarla yüksek voltajları kontrol etmek için kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok düşük akımlarda yüksek voltajlar kontrol edilebiliyor. Örneğin gördüğünüz gibi şu anda 12 voltluk güç kaynağından ledimin bacağına gelen direnci değiştirdim. Biraz önce kullanmış olduğumuz 330 ohmluk direnç yerine şu anda 10 kiloluk bir direnç taktım. 12 voltluk voltajı verdiğim zaman yine aynı şekilde transistörü kullanarak ledime tetikleme yaptırabiliyorum. Biz transistörlerle yüksek voltajlı devre elemanlarını da kontrol edebiliyoruz. Tabii ki burada kullanacağımız voltaj ve akıma göre transistör seçmemiz gerekiyor. Yine transistörlerin database'inden ne kadarlık bir akımla, ne kadarlık bir gerilimle çalışabilir mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. BJT tip transistörler nasıl ölçülür? Bacakları nasıl tespit edilir? Sağlamlık kontrolü nasıl yapılır? PNP mi, NPN mi olduğu nasıl anlaşılır? Şimdi bunun ölçümünü yapalım. Ölçü aletimiz üzerinden diyot ölçüm moduna geçiyoruz ve transistörümüzü ölçmek için hazırlığımızı başlatıyoruz. Diyot ölçüm modundayken probların hangisinin nerede olacağının bir önemi olmaksızın ölçümlerimize başlıyoruz. Öncelikle kırmızı probu en soldaki bacağa dokunduruyorum. Ve orta bacağın eksi probunu değdiriyorum.
Ekranda herhangi bir değer okumadım. Artı programın en baştaki bacaktayken şimdi diğer bacağına bakıyorum ve yine değer okumadım. Şimdi problarımı yer değiştiriyorum. Bu sefer eksi probumu en sol bacağı alıyorum ve orta bacağını ölçüyorum. Şu an baktığım zaman ise bir değer okudum. Bu 705 değer. Diğer bacağına baktığım zaman bir değer okumadım. Şimdi en azından bir değer okumuş oldum. Bu zamana kadar herhangi bir değer okuyamamıştım. Orta bacağım sabitken, yani şu anda bu değeri orta bacakta okurken, şimdi eksi bacağımı diğer bacağa alıyorum. Ve yine bir değer okudum. Dolayısıyla benim orta bacağım şu anda hem sağa değdiğim zaman, eksi probunu hem sağ tarafa değdirdiğim zaman, hem de sol tarafa değdirdiğim zaman bir değer okuyorum. Dolayısıyla ben transistörün base bacağını bulmuş oldum. Ortak uç her zaman base'dir. Şu anda benim kırmızı probum ortadayken hem sağ tarafından ölçtüğüm zaman bir değer okuyorum, hem de sol tarafından ölçtüğüm zaman bir değer okuyorum. Okuduğum voltaj değerine göre çok küçük bir voltaj sapması var. 0,694, 0,695 gibi bir değer okudum. Diğer tarafta ise 698 gibi bir değer okudum. Küçük taraf benim kolektörü belirtiyor. Voltajı düşük okuduğum taraf kolektör. Diğer büyük voltaj okuduğum değer ise emiteri belirtiyor. Kolektör, base, emiter ve baktığım zaman ise base bacağım artı probunda olduğu için NPN bir transistör olduğunu anlıyorum. Ve transistörümden değerler okuyabildiğime göre, kısa devre görmediğime göre transistörüm sağlam. Şimdi elime başka bir transistör alıyorum ve bunu ölçmek istiyorum. Yine transistörümün ne olduğunu bilmiyorum. PNP mi, NPN mi olduğunu bilmiyorum. Bunu ölçerken bulacağım. Öncelikle base bacağını bulmam gerekiyor. Şimdi hemen rastgele yine ölçümlerime başlıyorum. En sol bacağı eksi probum, orta bacağı artı probum değdirdim. Bir değer okuyamadım. Diğer bacağına değdirdim. Sağ bacağına değdirdim. Bir değer okuyamadım. Şimdi problarımı yer değiştiriyorum. Bu sefer artı probumu başa alıyorum. Orta bacağı değiyorum. Bir değer okudum. Diğer bacağı alıyorum. Bir değer okuyamadım. Dolayısıyla değer okurken şimdi orta bacağımda eksi probum dururken kırmızı probumu diğer bacağa değdirmek istiyorum. Ve şimdi bir değer daha okudum. Dolayısıyla benim yine bu transistörümün orta bacağı base. Lakin biraz önce orta bacağımda kırmızı prob vardı. Şimdi siyah prob var. Dolayısıyla PNP bir transistör olduğunu anlayabiliyor. Ve şimdi kolektör ve emiteri bulmaya sıra geldi. Sol taraftaki bacakta 689 değerini okuyorum. Sağ taraftaki bacakta 695. Ne demiştik? Küçük olan taraf kolektör, 689. 694. Sol bacağım benim küçük kolektör. Sağ bacağım ise büyük değer okuyorum, emiter. Kolektör, base, emiter. Orta bacağım da eksi prop olduğu için base bacağını bulmuş olduk. Eksi probum olduğu için burası P, N, P, N bir transistör olduğunu anlamış olduk. Evet, transistörlerin hem sağlamlık testi bu şekilde yapılabilir, hem de bu transistörün base bacağı, kolektör ve emiter bacağını nasıl bulabileceğimizi bu şekilde ölçerek bulabiliyoruz. Eğer ki bu transistörüm arızalı olmuş olsaydı muhtemelen nasıl ölçersem ölçeyim sürekli voltaj gösterecekti, farklı değerler gösterecekti, kısa devre gösterebilirdi ya da açık devre gösterecekti. Üzerinden herhangi bir akım geçirmeyecekti. Ölçü aletinde herhangi bir değer okumaya çalıştığım zaman şu anda gördüğünüz gibi böyle çok düşük bir voltaj değeri görebilirdim ya da çok yüksek bir voltaj değeri gösterebilirdi. Kararlı olmayan voltajlar gösterirdi. Ama kararlı olan voltajları okuduk. Base bacağının kolektör ve emiter bacağını tespit edebildik. Base bacağına göre de PNP mi, NPN mi olduğunu, base bacağında hangi probumuz varsa transistörün nasıl bir polarlamada olduğunu söylüyor. PNP mi, NPN mi olduğunu da bu şekilde anlayabiliyoruz. BJT tip transistörleri bu şekilde ölçerek PNP, NPN, base, kolektör ve emiter bacaklarını tespit edip bu şekilde hızlıca yapabilirsiniz. Bugün sizlere elektronik çağ atlatan transistörleri birazcık daha yakından tanımış olduk. Transistörler için geniş bir konu dedim. BJT ve MOSFET transistörleri ayrı ayrı videoda işleyeceğimi söyledim. Bu videomuzda BJT tip transistörleri tanıdık. Bundan sonraki videomda MOSFET transistörleri tanıyacağız. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.